Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Karşınızda buz çiçeği. Buz çiçeğinin çoğaltımı, bakımı hakkında konuşacağız. Şimdi ben bu buz çiçeklerini alıp suya koydum. Buz çiçekleri iki yöntemle çoğaltılabilir. Biri suda, biri direkt toprağa dikilerek çoğaltılabilir. Ben ihtimali biraz daha çoğaltmak için, yani genelde toprağa direkt ektiklerimizde fireler olabiliyor. Fazla sulama ya da az güneşten mütevellit. Bunu azaltmak için direkt suda çoğalttım. Şimdi sudan çıkaralım. Öncelikle bir haftadır sudalar. Suda köklenenleri ilk önce dikmeyi planlıyorum. İki tane saksım var. Gördüğünüz üzere kökleri görebiliyorsunuz. Bayağı iyi köklenmiş. Bu sadece bir haftada bu kadar köklendi. Daha fazla tutabilirsiniz ama ben köklenince genelde çok çiçekleri bekletmeyi sevmem. Bakar mısınız? Hem yavrusu var, yani şey çiçeği var. Hem de böyle çok uzun uzun kökler çıkarmış. Boğumlardan kökler çıkarıyor. Ona göre hani boğumlardan keserseniz daha iyi olur. Şimdi gelin dikelim. Şimdi köklü olanları şöyle göstereyim. Köklü olanları ve daha hiç kök çıkarmamışları ayırdım. Önce köklüleri ekeceğim. Bakacağım duruma göre, saksıda yer kalıp kalmadığına göre de devamını ekeceğim. Şimdi şöyle bir sabitleyelim kendimizi. Hemen şu köklüleri, maşallah bakın ne kadar uzun kökler vermiş. Ve bunların çoğu da çiçekli. İnşallah devamında da güzel çiçekler çıkarır. Suya koyarken önerim, özellikle yaprak bölümlerini ve çiçek tohum olan kısımları suya değdirmemeniz. Çünkü çürüyorlar. Ve çürümesini en aza indirgemek istiyorsanız kesinlikle suya yapraklı kısımlarını koymamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi torflu bir toprak tercih ettim. Torflu topraklar genelde daha iyi, böyle ekim, köklendirme işlerinde daha İyi sonuçlar veriyor. Devam edelim. Ben şimdi bunu da birlikte dikelim. Sonrasında hızlıca kendim dikmeye başlayacağım. Görüyorsunuz, bakın bunda da çiçek var. Görüyor musunuz? Çok güzel ya. Çok hani çok beğendim ben bu çiçeği. Bakımı da çok kolay diye okudum. Size onunla da paylaşacağım. Ama asıl tecrübelerimi bakımla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü şu an sadece kulaktan duyma bilgileri söyleyeceğim size. Ama kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Bu arada kanalım 1000 aboneyi geçti. Bu video ile ilk kez karşınıza çıkıyorsam, abone olursanız memnun edersiniz beni. Tabii takdir sizin, ilginizi çekiyorsa. Tamamdır. Şimdi ben bu diğerlerini de dikeyim ve en son halini size göstereyim. Evet, böyle bir dikim yaptım. Birkaç tane çiçekliler denk geldi buraya. Birkaç tane üst tarafa da daha hiç köklenmemişleri diktim, çoğalttım. Bakalım nasıl bir süreç bekleyecek. Arkadaşlar, bu çiçeğini çoğaltmak bu kadar kolay. Bir haftada kökleniyor. Telgraf çiçekleri gibi. Bunu direkt güneş almayan bir yere koyacağım. Ama güneş altında da büyüdüğünü gördüm, biliyorum. Devamında da bakım videosunu çekeceğim. Ama şimdilik çoğaltım videosundan benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.